Akyatırım Uluslararası Piyasalardan hepinize iyi günler. Bugün grafiklerin dilinden Tesla hissesini inceleyeceğiz. Dün Tesla'dan gelen Model 3 serilerinde indirime gidileceği açıklaması hissesinin piyasada 20 dolarlık bir düşüşüne neden oldu. Burada Wall Street'te analistler ikiye ayrışmış durumda bu indirim nedeniyle. Bir kısmı analistler Tesla'nın mevcut indiriminin ileriye yönelik kar beklentilerini karşılamakta işlerini zorlaştırabileceğini savunuyor. Koronavirüs salgını nedeniyle düşen talebe isimlerden gelen fiyat indirimi aslında 2020 ve 2021 senesindeki Tesla kar beklentilerini, hedeflerine ulaşmada zorluk yaşanabileceğini gösteriyor şeklinde. Bir diğer kesim analisti aslında bu indirimin sadece Model 3'lerde yapıldığını ve bunun taktiksel bir indirim olduğunu, çünkü Model 3 serilerinin Amerika'da zaten doyuma ulaştığını belirtiyorlar ki bu taktiksel indirimin de hisse senedi üzerinde fazla bir baskı yaratmayacağını savunuyorlar. Baktığımızda aslında Tesla hisse senedi analist bazında baktığımızda Wall Street'te herhangi bir hisse ortalamalarına baktığımızda aslında analistler %55 olarak bir hisse senedine alış yönünde tavsiye vermekteler. Ancak Tesla'da bu oran %20 ile %37 seviyeleri arasında değişiklik gösteriyor. Yani 5 analistin bir tanesi veya işte 2'den biraz daha fazlası ancak alış yönünde verirken diğer kesim kenarda kalmayı, nötr tavsiye vermeyi veya satış tavsiyesi vermeyi tercih etmiş durumdalar. Peki grafikler bize ne söylüyor bu gelişmeler içinde? Bir de bunlara bakalım. Şimdi hatırlayacaksınız, Tesla hisse senedi geçtiğimiz sene özellikle Şangay fabrikasında açılmasıyla birlikte şirketin seri üretimi arttıracağı beklentisiyle birlikte aslında hızlı bir yükseliş gerçekleştirerek 968 dolar seviyelerine kadar gelmişti. Daha sonra koronavirüs salgını nedeniyle de tetiklenen satışlar aslında aylık grafiklerde devasa bir doji mumu, kararsızlık mumu yaratmış durumda. Yani aslında orta uzun vadeye bakarsak 968-970 dolar seviyeleri geçilmediği sürece hisse senedinde yukarı yönlü hareketler biraz sınırlı kalabilir. En azından yukarı yönlü hareketlerin ivmelenmesi biraz zor olabilir görünümünde teknik olarak. Daha kısa vadede baktığımızda GAN açılarıyla bir analiz yaptığımızda da aslında burada 780-785 dolar seviyesi kritik bir destek olarak öne çıkıyor Tesla'da. Burada dikkat çeken konu şu: hisse senedinin aslında bu 830-840 dolar bandını son bir haftadır zorlamasına rağmen geçememesi ve buradan dünkü haberle birlikte tekrar bir aşağı yönlü hareket izlenimi oluşturuyor. Burada dikkat edeceğimiz konu şu: aslında kısa vadeli destekleri yakından takip etmekte fayda var. Özellikle şurada yukarıda baktığımız zaman da bu 830 dolar seviyesi, 840 dolar seviyesi geçilmediği sürece hissede baskı biraz sürebilir. Daha kısa vadeye indiğimizde de şunu görüyoruz: bizim Mart ayından itibaren başlayan yükseliş trendimiz aslında dünkü haber etkisiyle birlikte test ediliyor konumunda. Burada da 785-790 dolar desteği çok kritik. Burası kırılırsa Tesla hisse senedinde satışlar kısa vadede de olsa biraz hızlanabilir. O zaman bizim ilk desteğimiz 770 dolar seviyesi, daha sonra 750 dolar seviyesi, daha sonra da şuradaki aslında fiyat boşluğu olabilir. Buradaki 650-660 dolar aralığına tekabül ediyor gap dediğimiz fiyat boşluğu. Wall Street'te de analist ortalamasına baktığımızda analist beklentilerinde ortalama fiyat test için 650-660 dolar bandında seyretmekte. Yani bizim burada kısacası Tesla hisse senedinde 785 dolar desteğini yakından takip etmemizde fayda var. Yukarı yönlü hareket içinse dediğimiz gibi 834 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa ancak o zaman bir yukarı yönlü hareketten bahsedebiliriz. Tesla ile ilgili söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Bizleri YouTube, LinkedIn ve Twitter adreslerimizden Tradeol markasıyla takip edebilirsiniz.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum.